Evet, sevgili Değişim Gazetesi okurları, bugün sizlere duyurduğumuz gibi CEA Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Cemal Özdemir'le olan canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün kısa bir süre önce İstanbul'da yaşanan hem depreme yönelik hem depremden sonra neler yapılmasına yönelik alınacak olan tedbirlerle ilgili bir bilene de soralım dedik. Ve CEA Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Cemal Özdemir'i yayınımıza aldık. Cemal Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz ve kendinizi tanıtır mısınız sevgili Değişim Gazetesi okurlarına kısaca? Evet, merhaba. Cemal Özdemir. Kentsel dönüşüm uzmanıyım. Avcılar'da bilindiği gibi biz de 5.8 deprem yaşadık. Maalesef deprem sanki tüm İstanbul'da değil de sanki sadece Avcılar'da yaşanmış. Sabahları medya açtığım gibi Avcılar'la ilgili deprem konuşmaları, deprem söylemleri, yani bu da 99 depremi bize hatırlatıyor. 99'da bütün Avcılar'la ilgili medyalar tamamen burayla ilgili, işte zeminle ilgili sıkıntı vardır, herkesin yerlerine ilgili problem olduğunu söyleyince, tabii ki mevcut binalar, mevcut dükkanlar, mevcut daireler, yani yok pahasına el değiştirdi. Yani mutlaka yine bu medyanın bir oyunudur. Çünkü ben kendi ekibimle, tanıdıklarımı, çevremi, bütün binalarını gezerek, kontrol ederek, yani burada depremin herhangi bir etkisini olmadığını, eskide 99 depremde kalan hasarların yanlış güçlendirmeden dolayı bazı çatlaklar oluşmuş. Daha çok ortak sorun Avcılar'da korozyonla ilgilidir. Korozyon, yani şöyle, rütübette, nemde, sudan betonun emdiği suyu demire verince demir çürüyor, paslanıyor. Bu da paslandıkça üstündeki betonu atıyor. Evet. İnsanlar da zannediyor ki kolon hasarlıdır. Evet. Hasarlı değildir. Bütün yapılan çalışmalar neticesinde bunu gösteriyor. Evet. Bu da bina yapımıyla ilgili, yani bohçalama yapılmamış. Evet. Suda korunmamış. İzolasyonu yapılmamış. Evet. Tek sebep budur. Yani depremden çok etkisini Avcılar'da göstermemiş. Ben Bakırköy'e gittim. Çapa'ya gittim. Büyükçekmece'ye gittim. Beylikdüzü'ne gittim. Kavaklı tarafında, Gülpınar tarafında. Esenyurt'ta yapılan yeni binaların bile kolonları çatlamış. Evet. Maalesef bizim Avcılar'da daha çok hasar var. Evet. Ama o ilçelerin herhangi birisinden televizyona veya medya görmüyoruz. Neden Avcılar, yani neden yetkililer, etkili insanlar bu işe müdahale etmiyor? Avcılar'la ilgili bu tür propagandalara yapılmasın. Evet, yani yazıktır Avcılar'a yani. Avcılar algısı var kamuoyunda diyorsunuz. Tabii, yani kamuoyunda Avcılar var, evet. Avcılar konuşuluyor. Bu da sizi ve birçok insanı da rahatsız ediyor ki böyle düşünüyorsunuz. Şu ana kadar 2000'e yakın, 2000 civarında bir başvuru var binalarının denetlenilmesiyle ilgili. Bu resmi bir sayı. Evet. Ama bunun dışında da özel mimarlık bürolarına da yapılan başvurular da var değil mi bunun yanı sıra? Tabii ki var. Şimdi şöyle, o 2000 başvuru da emin olun şöyledir. Her apartmanda 3-5 kişi müracaat etmiş. Aynı evet. apartmanda farklı telefon gitmiş, farklı bir kişiler gitmiş, ismini yazdırmış. Evet. Geçen gün gezerken belediye yetkililerine denk geldik. Hem bize haber vermiş, hem başka bir mimarlık ofisine müracaatını etmiş, belediyede müracaatını yapmış. Biz üçümüz aynı bina gittik. Evet. Yurttaşların ayrıca duyduğu kaygılar da var. Yani barınmayla ilgili, evet güvenli yapılarda oturalım, binamız güçlendirilsin ya da yenilensin ya da bu anlamda ki dışarıda kalma, yani barınma kaygıları var. Bunları la ilgili nasıl önlemler alınması lazım? Yani burada kimlerin devreye girmesi gerekiyor? Evet, şimdi şöyle. Tabii ki millet şimdi kentsel dönüşüm duymuş ama kentsel dönüşümün ne olduğunu çoğu insan bilmiyor. Şimdi herkes burada Avcılar'da kentsel dönüşüm var olduğunu biliyor.
Yani avcılar kentsel dönüşüm kapsamında değildir. Evet. Yani eğer kentsel dönüşüm kapsamında olmuş olsaydı devlet riskli alanları için evet. rezerv alanlarını yani inşa ederdi. Evet. Taşırdı rezerv alanlarını, ada bazında yapardı. Sonra mal sahipleri yine kendi eski yerlere taşınırdı. Evet. Ama maalesef burada şey yok. Kentsel dönüşüm yok. Evet. Sadece burada 6306 riskli yapı yerinde yıkıp yapma adı altında riskli raporu düzenliyorsun. Evet. Düzenledikten sonra bu raporda muafiyet yazıları alınıyor. Malikler belli devletin verdiği 18 ay kiradasında yaralanıyor. Evet. Eğer kirayı istemiyorsa işte faiz indirimi 0.33 bankaların verdiği faiz oranları daha düşük. Faiz evet. imkanını tanıyor. Kiracılara da 2 ay taşma parasını tanıyor. Evet. Tabii biraz da işte noterlerde, belediyelerde harç muafiyeti var. Evet. Ama bazı belediyeler belediyelerde para olmadığı için biraz tabii bu konuda zorlanıyorlar. Yani ekstra ister istemez para tahsil etmeye çalışıyorlar. O zaman bu yapılan yani yeni yapılan binalar aslında kentsel dönüşüm değil, yerinde dönüşüm. Tabii ki yerinde dönüşüm. Zaten isim bile yanlış. Ya depremsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm olması lazım. Kentsel dönüşüm değildir. Yani bu kavram karşılığı var burada. Peki bu güçlendirme yani 99 depreminden sonra yapılan güçlendirmeler de var. Ya da bundan sonra da yeniden güçlendirme yapılar da var mı? Şimdi tabii ki yani tüm binalar şimdi yıkılıp yeniden yapılması çok zor. Yani ülkemizin bu kadar ekonomi açıda iyi değildir. Evet. Yani şunu düşünelim. Herhangi bir orta sınıf bir insan işte asgari ücret çalışan dairesi olan bir adam 2000 lira para alıyor. Bunun iki tane çocuğu var. Evet. Bu 2000 lirayla çocuğunu mu okutacak, mutfağını geçmeye ve kredisini mi ödeyecek? Evet. Yani bu tabii ki bazı normal binalarda güçlendirme şart. Zaten daha önce güçlendirme önü kapalıydı. Evet. Şöyleydi, belediyeler ruhsat vermiyordu. Şimdi yeni düzenlemeyle, yeni yönetmenliğine güçlendirmenin önünü açıldı. Yalnız 99'da da biz de güçlendirme yaptık. Biz Avcılar'da 26 bina güçlendirdik. Evet. Gezdiğimiz, bütün yaptığımız binaları tek tek gezerek bina sakinlerine beraber baktık, hiçbir çizik yok, hiçbir oynama yok. Nedeni şu, biz bilimsel projeli statik hesabını yaparak, radyen temelleri oluşturarak öyle güçlendirdik. Evet. Ama etrafımızda, sağımızda, solumuzda rastgele işte bir kalfa bulup, iki tane kolon yapalım, bir tane perde yapalım diye bütün o yerler hepsi çatlamış. Zaten hasarlı olan yerler bu yerlerdir. Evet, sizin daha önce de söylediğiniz gibi deprem değil, kötü binalar, kötü binalar öldürür diyorsunuz. Evet, benim zaten sloganımdır. Belediye başkanını ben ziyarete de gitmiştim. Kendisine evet. de böyle bir afiş şeklinde götürdüm. Dedim ki deprem insanları öldürmez. Çürük yapılar, riskli yapılar insanları öldürür. Bununla evet. ilgili tedbir alın. Ben Ağustos'un 20'sinden kendisine evet. gittim, ziyarete bulundum. Bununla ilgili de zaten sizinle de evet. bir gündem oluşturduk. Bunun yani binaların yıkılıp yine yapılması için, imkan tanınması için en azından dedik. Evet. Burada Avcılar'da H/2'ler var. Evet. Bunları kaldırın. Bir kat vermiyorsanız mevcut çatı piyesleri tam kat yapın. Evet. Satın almaları var. Yani benim bildiğim 3-4 tane bana gelen yer adam yapamıyor. Çünkü belediyede 60 metre, 70 metre, 50 metre belediye para ödemesi lazım. Satın alabilmesi için. Şunu diyebilir miyiz? Atık parseller var. Şunu diyebilir miyiz? Artık Avcılar'ın en önemli sorunu imar. Yani öncelikli imar sorunu, imara yönelik yapılacak olan projeler, planlar. Bunlar çok önemli yani. Şimdi yetkilerin... tabii, şimdi şöyle... Şimdi insan düğünü erteleyebilir, yemeğini evet. erteleyebilir, giyimini erteleyebilir. Evet. Her türlü faaliyetlerini erteleyebilir ama canını erteleme şansı yok. Evet. Önceliklerimiz var. Önceliklerimiz yani Avcılar'da bulunan yerel yönetim özellikle. Büyükşehirle beraber yıllardan beri biz bu büyükşehirle Avcılar ilçesi aynı siyasi partide seçilmesine çok arzu ediyorduk. Evet.
Evet. Çok şükür. Bak yine söylüyorum. Çok şükür ki yani seçildi ama uygulama göremiyoruz. Evet. Yani bu birlikteliği Büyükşehir ve Avcılar ilçesinin aynı partide aynı anlayışla yönetilmesinin avantajdır. Avantajını görmek istiyor Avcılar. Tabii ki Avcılar onu zaten onun için istedi. Evet. Avcılar zaten o potansiyeline baktığın zaman da çoğu öyle dedi. Yani en azından Büyükşehir ne? Avcılar bir olsun. Belki burası bir değerlendirilir, sorunlar giderilir. Yani evet. Avcılar gerçekten bugün sağındaki, solundaki ilçelerden daha iyidir ama gelelim bir hareket yok, yani faaliyet yok Avcılar'da. Peki nasıl bir dönüşüm olması lazım? Kentsel dönüşüm nasıl bir kentsel dönüşüm? Şimdi bak, yatay diyorlar ya da ada bazında ne bileyim yerinde dönüşüm şu anda devam ediyor. Ada bazında olmaz. Evet. Niye olmaz? Çünkü ilk önce meclis kararı gerekiyor. Ada bazında olması için alan bazında oluşturulursa meclis karar verecek, kentsel dönüşüm adı altına alacak ki bu ilçe ondan sonra alan bazında, ada bazında yapılsın. Yani burada çoğu insanlar halen işte biz nasıl yapalım, ada bazında yapalım. Çünkü sen daha bir ilçen ada bazında girmemiş ki yani kentsele. Bunun için yerinden dönüşüm olacak ve güçlendirmeye önünü açtılar. Bu işi bilen çok iyi firmalar var. Tecrübeli, daha önce de Avcılar'da bu işi yapanlar var. Mimarlık ofislerimiz var, proje çizen arkadaşlarımız var. Statik hesabı iyi bilen, artı bir de imar müdürümüz statikçi, yani kökenli olduğunu bildiğim için söylüyorum. Evet. Bence bu Avcılar için de bir avantajdır. Bununla ilgili işler hızlanabilir. Yani el birliği gerekiyor. Evet. Bununla ilgili el birliği gerek. Yani bizi yöneten kim? Kaymakam. Belediye başkanımız. Yerel yönetimdeki özellikle seçilen tüm meclis üyeleri nerede hiç görmüyoruz yani. Yani ben bunu şunu beklerdim. Avcılar'da deprem olduğu zaman ellerinden mikrofonu alıp sokak sokak gezebilirlerdi. Evet. Arkadaşlar yani bu bir moral verirlerdi. Avcılar'da bir deprem oldu ama yani depremden dolayı binalarımız hasar görmemiştir. Binalarımızla ilgili kimse sıkıntı yaşamasın. Yani yurttaşlarla iç içe bir... İç içe yani kopuk yaşıyoruz. Şimdi burada benim bildiğim çevremdeki insanların çoğu şu anda Beylikdüzü'ne gidiyor. Bahçeşehir'e gidiyor. Ya niye gidiyorsun? Ya diyor ki burada işte deprem korkusu var. Ya arkadaş yapma yani, etme. %20'si bir daha gitti. Yapıların denetlenmesiyle ilgili Avcılar Belediyesi'nin bir ödeme aldığı ifade edildi ama onda doğruluk payı yok. Yani 6000 lira gibi ücret belediye almıyor. Bu ücreti alan özel firmalar. Bakın şimdi belediye burada hiçbir para almaz. Evet. Belediye ancak yönlendirme de bile yapmıyor. Diyor ki kendi internete gir bul. Çünkü bu sefer bir firma yönlendirirse bu sefer der ki ya bak belediye kendi adamları yönlendirir. Anladım. Belediye burada bir sıkıntısı yok yani bu konuda. Ama tabii insanlar yanlış anlıyor. Belediye para, belediyenin gelen karot, numarayı alan insanlar belediye bağlı değil. Direkt Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilendirdiği müşavirlik firmalarıdır. Evet. Yani bu belediyenin dışında olan bir iştir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Ceyhan Mimarlığı da bir tanıtabilir misiniz? Yani siz neler yapıyorsunuz? Şimdi Ceyhan Mimarlık olarak biz aşağı yukarı 30 yıldır Avcılar'dayım. Avcılar'ın neredeyse her sokağını, her caddesini, her binasını biliyoruz. Avcılar'ın geçmişini de biliyoruz. İnşallah geleceğini de tahmin ediyoruz ama o tahminlerimiz için de çaba gerekiyor. Yetkilerden ricamızdır bu. Evet. Yani özellikle şu medya gündemde Avcılar'ı düşünmeleri lazım. Evet. Bakın biz daire satamıyoruz. Evet. Bakın müşterimiz daire alacaktı bu depremden sonra medyada daha hiç buraya gelmeden medyada işte Avcılar böyledir. Adam kaburasını bile geri çekti. Evet. Evet. Onun için CA Mimarlık üstüne düşenin tüm aldığı proje, taahhüt işleri, hastane, otel, konut işlerini harfiyen yerine teslim eder, zarar etse bile yerine mutlaka teslim eder. 30 yıldır biz buradayız. Evet. İnşallah bir 30 yıl daha yaşamak istiyoruz Avcılar'da. Bu Avcılar'da. Evet. Bizim de gayemiz budur. O yüzden Avcılar'a sahip, Avcılar'a sahip çıkalım. Verelim. Deprem öldürmez, kötü binaları öldürür diyoruz. Aynen öyle. O halde binalarımızı yenileyelim, güçlendirelim. Avcılar'la ilgili tüm beni tanıyan, tanımayan arkadaşlar da beni arayıp kentsel dönüşümle ilgili bilgi veririm, danışmanlık yaparım para almadan. Evet. Evet. Tüm
yani artık avcılar benim hemşehrilerimdir. Yani ben burada yani artık yaşıyorum. Yani elinizi taşın altına. Tabii ki biz de fedakarlık yapacağız. Üzerimize düşen neyse onu yapacağız. O halde teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değişim adına. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sevgili dostlar, yeni bir yayında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.